25 Ekim 2019, Mersin Anamur'dayız. Kızıleller mevkinde. Evet. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Mehmet Çam. Evet. Nuri Uygur. Nuri Uygur. Burada avokado bahçelerinde kısmi bir deneme yaptılar. Gelişmeyen, sararma sorunu olan avokadolarda Fuerte cinsi. Neler oldu Mehmet Bey? Burada kısmi kullandığımız ağaçları gezeceğiz. Bu ağaç öncelikle kaç yaşında? Bu ağaç 2 yaşına. 2 yaşında. Girmedi daha. Girmedi. Yaklaşıyor. Ne zaman tarihte? Mart'ta 2 yaşına girecek. Mart'ta 2 yaşına girecek. İnşallah. Nasıldı bu ağacımız şu an? Vallahi, neler değişti? Rekor gelişimi kullanmadan önce böyle biraz hem boy olarak küçüktü. Evet. Hem de yapraklarda bir sararma, sürgünlerde bir durgunluk vardı. Şu an mesela bu sene ne kadar sürgün yaptı? Bir gösterelim şöyle. Vallahi, şu herhalde bu şeyler bu, yeni. Rekor gelişimden sonra. Şu bu boyu. Evet. Böyle geliyor. Bu sürgün kullandıktan sonra. Evet. Burada sulama yapılıyor. Evet. Sulama yapılan bir bahçe. Damlama sistemi kullanıyoruz. Damlama kullanıyoruz. Sararkınlıklar gitti. Biraz böyle daha ağaç kendini topladı. Yapraklarda biraz daha şey oldu. Canlandı. Gelişmeye başladı. Evet, öncelikle yeşerdi. Ağacın sorunu neredeyse kökünde veya iletim demetlerinde vesaire. Bunu toparladıktan sonra ağaç gelişmeye başladı. Evet. Şöyle gidelim oraya da gösterelim. Evet, rekor gelişimi bunlarda da kullandık. Şimdi yani burada toplam kaç tane ağaç var? Fidan şey olarak. Burada toplamda 70 ağaç var. 70. Bir 30-35 tane de yukarıda var. Yukarıda var. Mersin Anamur'dayız. Tekrar söyleyelim. Burada da aynı şekilde sürgünleri gösterelim. Şimdi bu sürgünler bu senin sürgün değil mi? Evet, bu senenin sürgünleri. Bu sene sürgünü. Şöyle görünüyor. 2 yaşını doldurmamış bir fidan. Artı birkaç tane de ağaçta meyvesini aldık. Mesela kullandığınız ağaçlardan mı aldınız? Yok. Yok. Diğer ağaçlarınızdan aldınız. Diğer ağaçlardan aldık. On büyüklerine vermedik. Zayıf olanlara verdik. Deneyelim, görelim diye. Şimdi zaten rekor gelişimi insanlar her zaman sorunlu yerlerine kullanıyor ama biz şunu belirtiyoruz. Mutlaka iyi dediğiniz ağaçlarınızda da kullanın. Evet. Onlarda da farklı gelişimler gözleyeceksiniz. Biz çünkü vereceğiz zaten biz onu. Vereceğiz de şimdi mevsim olarak o zaman değil dedi yani şimdi vermememiz gerekiyor. Ya aslında şöyle insanların alışkanlıklarından dolayı şimdi rekor gelişim yılın 12 ayı verilebilen bir ürün. Eğer ki sulama yapılabiliyorsa bu şekilde. Evet tabii. Tabii çiftçilerimizin, üreticilerimizin belli bazı alışkanlıklar edinmiş. İlla kış dönemi olacak, bakım dönemi olacak. Evet. Ama hasta olduğunuzda diyor musunuz ben bir hafta sonra doktora gideyim? Değil. Demiyorsunuz. İmkanı var. Bizki de aynı. Dediğiniz gibi biz ona istinaden kullanmadık. Tamam. Orada sıkıntı yok. Bu zayıf olanlar, güçsüz olanlara kullandık. Özellikle bunlara kullandık. Şu ağaçta kullandık mı şunu? Evet, bakalım kullandık. Oraya doğru da gidelim. Bunlarda da kullandık. Yani zannedersem bu tarladaki birçok ağaçta kullandık bunları. Şimdi burada sürgün yapmayan, sararkınlık sorunu olan bir bak, ağaç. Taze sürgünleri geliyor. Zaten burası yeşil. Yani bu senenin olduğu belli. Evet. Şöyle görünüyor. Yapraklarımız da gayet canlı. Herhangi bir sararma vesaire yok. Yok. Sulama ile ilgili, toprağın yapısıyla ilgili bir değişim gözlediniz mi? Var mı bir şeyiniz? Şöyle gelin siz de. Vallahi gördüğüm kadarıyla nemi muhafaza ediyor. Yani önceden mesela ne kadar suluyordunuz? Şimdi biliyor musunuz? Su şeyini ben aşağı yukarı geçen sene bir gün verip bir gün vermedim. Tamam. Bu sene? Bu sene de iki gün vermedim. Üçüncü gün yine verdim. Bir gün arttırmış. Yani %50 sulama sayısını azaltmışız. Azalttım. Bir de ben zaten şu şimdi hortumlar küçük şu yalaklar. Evet. Bunu Allah izin verirse daha 4-5 metre hortum olacağım. Şöyle yalakları genişleteceğim. Büyüteceğiz. Şimdi genel manada tüm meyve ağaçları için biz şunu her zaman söylüyoruz. Şu ağaçların gövdesinin dibine çok fazla getirmeyin diyoruz. Getirmeyeceğim. Direkt işte çok boğazına suyu getirmeyin. Evet. Direkt biraz daha açın geniş. Ki suyu toprağa emsin. Rekor gelişim burada toprakta suyun emilip toprak içinde yayılmasını da size sağlıyor. Bu sayede toprak nemliliğini kaybetmiyor. Şu ağaçlarımızda da herhalde kullandık galiba. Bunda da bilmiyorum bunda, ama. Bunda birçok ağaçta var. Şimdi mesela. Bunda da kullandık. Şimdi bunda burada şöyle gördüğünüz gibi yeni gelen yapraklar zaten geniş. Genişleyerek geliyor. Şu sürgünün en ucu doğru mu? Evet doğru. Yani geniş. Yaprak kalitesi geniş, kalın. Şimdi geride eski yapraklara baktığımız zaman daha küçük. Evet. Daha ufak. Şey anlamında sürgünümüz bol. Evet. Sararma sorunu olan Anamur bölgesinde bir ağaç. Şurada mesela bir tane en kötü dediğiniz bir tane ufak var. Evet. Oraya da gidelim. Onlar işte onu diyecektim ben size de. Heh.
Onlarda da kullandınız. Kullandık ama onlarda bir problem var. O ağacın yerine bir problem var. Şimdi bakalım, var. Onlara da bakalım. Onlarda problem var, bir tane de yukarıda var. Bak. Şimdi, bu ağaçta problem var dediğimiz ağaçta bile bir sürgün var. Ama şöyle yakın gösterirsek, şimdi burada baktığınız zaman bu ağaç baya baya bir hasarlı. Yani mantarı en üst seviyede olan bir ağaç. Mantar değil de bak bunlar. Hı-hı. Bak. Evet. Bu... Güneşten mi diyorsunuz? Geçen sene domuz çöktü bunları. Bunlar bayağı zedelendi. Bayağı esas zedelendi. Ama şöyle tamam domuz hasarı olabilir. Yabani hayvan hasarı olabilir ama ağacın... Şunu güneş yaktı bak böyle. Şimdi keyif açısından da ağaç üzerinde bir hastalık olduğu var yani belli. Şimdi belli. Bazı ağaçlarda var. Hı-hı. Bak. Evet. Var. Ama cinsi mi değişik? Tabii onu cins aldığınız fideni aldığınız olabilir. Dönemdeki bak, şey şimdi önemli. Şu da farklı yani bak. Şimdi, ya ama şöyle şimdi burada mesela fuarte dediniz burada tozlayıcı çeşit de size verilmiş olabilir. Verdiler ama ben başka olabilir. 4 tane miydi 5 tane miydi onlardan da fakat. Şunlar da var mı şu ağaçta kullandınız mı bu sene? Yok. Bunu da kullanmadınız. Anladığım kadarıyla bu tarafta. Şimdi bu benim... tarafta şimdi şunlar da var bak yukarıda da var kullandığım. Şimdi esas oraya da bakalım, şey yapalım. Bak, onu görüyorum ben, problemli görüyorum ben. Hatta çöksün yerinden diktim ben bunu. Şöyle gelelim, göstererek. Bak mesela bunu da kullandım. Evet. Şimdi bu kaç yaşında mesela? Bu da aynı. Aynı yaşta. Ama şöyle söyleyeyim, bakın. Şimdi ağacın kök sistemi ya da burada varsa mevcut bir hastalık, bu ağaca bulaştıysa, burada ilaçlı bir tedavi de mutlaka uygulayın. Yapın. Onun dışında bizim burada öncelikle amacımız toprağınızın, toprakla ilgili yapının verimli hale gelmesi, avokado yetiştiriciliğine elverişli bir toprak yapısı oluşturmak. Evet. Bunu sağlıyoruz ama diyelim ki hastalanmış, yaralanmış, bozulmuş. Bunu tedavi edersiniz. Ama çok ölümcül bir hastalığı varsa da buna yapacak çok fazla bir şey yok. Tabii işte onu diyeceğim bak. Mesela bir tane orada var. Şöyle şurada duralım. Tamamlayalım videomuzu. Bu sene kullandık, denedik. Seneye tamamına kullanacağız. Evet, tamamına kullanacağız. Şöyle gelin yanıma. Kamera görsün hepimiz bir arada. Lazım verirsen. Anamur fuarında tarım ve gıda fuarında geldiniz. Evet. Ziyaret ettiniz. Tavsiye eder misiniz? Ederiz. Biz kullandık. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorsunuz. Gerçekten gözle görülür bir şekilde kullandıktan sonra büyük bir değişim oldu. Değişim oldu. Ekranda da gösterdik. Tüm üreticilere, çiftçi arkadaşlarımıza da tavsiye ederiz. Biz teşekkür ederiz size. Biz teşekkür ederiz. Bize bahçenizi gezdirdiniz. Vakit ayaklarınıza sağ olun. Buradan biz... şöyle bakalım. Bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz ona buradan. Ayaklarınıza.